İstanbul Fuar Merkezi'nde ikincisi düzenlenen Saha Expo 2021, Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda görüşme fırsatı bulduğumuz Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere, halen kalifikasyon süreci devam eden 76-62 mm deniz topu projesi ve makine kimya endüstrisinin yerli ve milli olarak geliştirmeyi hedeflediği 127 milimetre deniz topu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 10 Kasım günü icra edilen 76-62 mm deniz topunun kalifikasyon sürecine başlanılması açısından önem arz eden atış testine ilişkin bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Yasin Akdere, 76-62 mm Milli Deniz Topu Projesi'nde 12 ay gibi kısa bir sürede silah sistemi bizde olmak üzere çözüm ortaklarımızla beraber kendisine özgü bir tasarımla deniz kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını A'dan Z'ye karşılayabilecek Dünyadaki örneklerinden çok ciddi farklılıkları olan bir ürünü hayata geçirmiş bulunmaktayız. Dün itibariyle kalifikasyon atışlarına başladık. Kalifikasyon atışları tekli ve seri olarak hayata geçirildi. Bunun da gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. En kısa zamanda da atış cetvelini tamamladıktan sonra ürünümüzü gemimizin üstlerine yerleştireceğiz. Bildiğimiz kadarıyla Milli Savaş Yönetim Sistemi entegreli bir ada sınıfı korvet veya Gabya sınıfı fırkateyn olacağı planlanıyor. Yasin Aktere, doğrudur. Gemimiz belli. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız gerekli çalışmaları tamamladılar. Konya Karapınar'dan İstanbul tersanemize getirerek ürünümüzü yerleştireceğiz. Onunla ilgili çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamlayıp deniz kuvvetlerimizin envanterine ürünümüzü hızlıca kazandırmak ilk öncelikli hedefimiz. Ancak tabii ki bu kadarla kalmıyoruz. Bir sonraki adımımız mühimmatın yerleştirilmesi. Orada da sona geldik. Arge çalışmalarımızı eş zamanlı yürütmekteyiz. Mühimmatı yerleştirdikten sonra orada da kalmıyoruz akıllı mühimmat çalışmalarımız da mevcut. Makine kimya endüstrisi olarak sizin daha önceki projelerden parçacıklı tahrip mühimmatı üretim kabiliyetiniz bulunuyordu. Üzerinde çalıştığınız mühimmat türleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Yasin Akdere, malumumuz biz de değerli güzide firmalarımız Aselsan'la beraber atom mühimmatının üretimini gerçekleştirmekteyiz. 76-62 mm içinde bu kapsamda parçacıklı ve akıllı mühimmat geliştiriyoruz. GPS ve lazer güdüm üzerinde de çalışmalarımızın son noktasına geldik. Bunları da envantere katmak öncelikli hedefimiz. Bir sonraki adımımız da 127 mm deniz topunu hızlı bir şekilde yerli ve milli olarak geliştirmek. 76 62 mm'nin birçok gemide kullanım potansiyeli var özellikle yurt dışı için. Ancak 127 mm çok sınırlı bir pazar ve adetler çok düşük. Bu konuda bir fizibilite çalışması veya pazar araştırması yaparak mı geliştirme çalışmalarına başladınız? Yasin Akdere çok güzel bir soru. Makine kimya endüstrisi anonim şirketi diyoruz. Ama biz %100 hazinenin malıyız. Yani devlet şirketiyiz. Devlet şirketi olduğumuzdan silahlı kuvvetlerimizin ve emniyet güçlerimizin herhangi bir ihtiyacı varsa burada fizibilite veya kâra hiçbir şekilde bakmıyoruz. Tedarik etmekte yaşanan sıkıntıları çözmek amacıyla üretilmesi gereken A'dan Z'ye ne varsa gerekirse zarar ederek bu ürünleri envantere katacağız ve ihtiyaçları karşılayacağız. 76-62 mm'yi bir yılda bitirdiniz. 127 mm içinde bir takvim var mı? Yasin Akdere en geç 2023 diyelim. Malumunuz bu seneki İDEF'te arkadaşlar çok güzel bir performans gösterdiler. 2023 İDEF'te de bizim hedefimiz 127 milimetre deniz topunun lansmanını yapmak. 76-62 milimetre deniz topumuz 16.800 parçadan oluşuyor. Biz daha önceden yabancı firmaya namlı üretimi gerçekleştiriyorduk zaten. Besleme ünitesi olsun, geminin üstünde cayrolarla denge sağlama olsun, biz tamamıyla dijitalleştirdik bu ürünü. Dijital bir ürüne sahip olduk. Örneklerinin en iyisi. 16.800 parçayı bir araya getirerek onların toleranslarını, uyumlarını sağlayarak bugüne geldik. Demin 76-62 mm deniz topu için akıllı mühimmattan bahsettiniz. Bizim sistemimizde de yurt dışındaki örneklerinde olduğu gibi topun üstünde bir radar mı olacak? Yasin Akdere, hayır. Sadece mühimmatla işi çözeceğiz. Mühimmatın kendisini akıllı yapacağız. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.